Silopi'yi temsil ettiği için Girikama olarak geçiyordu bu tepenin ismi. Ve memleketin ismi de zaten bu tepeden alınmış. Girikama. Yani bu Girikama tepesinin şu anki durumu işler acısı. Biz bu Girikama tepesinin bu halde olması bizi çok derin bir şekilde üzmektedir. Ayrıca görüyoruz ki bu tepenin sahipsiz kalması, ağaçların kuruması bizi üzüyor ve kimin gelip burada ne yaptığı belirsiz. Her yere baktığımızda çöplük içerisinde ve bu çöplerin içinde özellikle gençlerin gelip bu tepede uygunsuz şeyler yapıldığı iddia ediliyor ki mahalle sakinlerinin de bunu bildiği ve iddialarına göre olduğu bir gerçek. Ayrıca biz yetkililerden bu tepeye sahip çıkılmasını istiyoruz. Eskiden biz gelip bu tepede oturuyorduk, çay içiyorduk, Silopi'yi kuş bakışı izliyorduk. Biz yine gelip bu tepede Silopi'yi izleyip çay içmek istiyoruz bu tepede. Gün geçtikçe gençlerimizi kaybediyoruz. Burada kaybetmemizin en büyük sebeplerinden biri bölgemizde bugünlerde artan veya bu yıllarda artan esrar nedeniyle şu an tepeyi gezdiğimizde ve bunları gerçekleyen kanıtların da yerde olduğu içki kutularıdır. Kesilmiş kutular, esrar kalıntılarıdır. Biz bunu istemiyoruz. Biz gençlerimizin artık okuyup güzel bir eğitimden sonra güzel şeyler yapmasını istiyoruz. Buradaki durum zaten görüyorsunuz. Ağaçlar kurumuş, daha önce ağaçlar kesilmiş, molosyonları, daha önce artık burada neler olup bittiği de Allah bilir. Bu konu gerçekten bu duruma bakınca hepimiz içtenlikle üzüldük. Bu olay hatta Turizm Bakanlığı'na bile gitmesi gerekiyor. Burası daha eskilerden Silopi, tam olarak Silopi değilken bile buradaki tepe çok yani tarihi bir tepe. Buradaki Silopi zaten adını buradan da alıyor. Daha önce buraya gelip çayımızı içiyorduk, aile eri de oraya geliyorduk, gezmeye geliyorduk. Ağaçlar daha yemyeşildi. Çiçekler vardı, çocuklar gelip oynuyordu, tertemiz şeyler vardı burada. Ama şuraya bakıyorum, affedersiniz sanki adeta bir ufak bir cehennem parçası haline gelmiş. Yani gerçekten çok korkunç bir durumda. Hele hele geceleyin bir anda geldiğin zaman buraya korkar, kaçarsın gidersin. Öyle bir duruma düşmüşler. Burada bir Silopili olarak, bir halk olarak, bir millet olarak buradaki ve herkes gibi buradaki yetkililere sesleniyoruz. Allah rızası için, peygamber rızası için kendi kendinize sahip çıkın. Kendi kendinize sahip çıkın derken memleketinize, insanlarınıza, bu güzelim tepe gibi yerlere. Zeytin ağaçları görüyorsunuz. 20-30 senelik belki zeytin ağaçları var. Çam ağaçları
Eskinde burada dedelerimiz dikmişti. Ama maalesef ne yazık ki burada etrafta geziyorum, görüyorum ki bazıları kaçak bir şekilde gelmiş. 40-50 senelik, belki 70 senelik ağaçları dip kökten kesmişler, götürmüşler. Burada Allah bilir, diğer gençler belki buraya gelip ne iş çevirmişler de belki Allah bilir. Pislik yuvasına adeta dönmüş bir şekilde. Orada bira kutuları var. Kim gelmiş içmiş, kim, niye burası bu kadar sahipsiz? Yeşiltepe Mahallesi'nin sakinlerinden bilirim. Bizim bu Yeşiltepe ile ilgili çektiğimiz sıkıntılar var. Çoluğumuz, çocuğumuz, mahalle sakinleri, komşularımız. Özellikle akşamları bu köpek sesleri, kimi gençler gidiyor, buraya geliyor. Narkotik bağımlı şeyler kullanıyor. Uyuşturucu, hap olsun. Kaç defa imza dilekçe verdik. Muhtarlığa başvurduk, belediye başvurduk. Ne gelen oldu, ne giden oldu. Hala da ses seda yok. Bundan iki sene önce buralar yemyeşildi. Aileler geliyordu, öğretmenler geliyordu. Polis memur arkadaşlar geliyordu, çayını içiyordu. Cumartesi, pazar günleri burası tıklım tıklımdı. Ama son iki senedir buranın çektiği sıkıntılar, işler acısı. Yeşiltepe eski adıyla Girekamo diye biliniyor. Tahrir öncesinde buralar Silopi'nin bir sembolik yeriydi. Bunun için yetkililerden tek ricamız buranın eski görünümüne, eski güzelliğine, eski yemyeşilliğine kavuşmasını diliyoruz. Buraya geliyorlar, uyuşturucu haf falan kullanıyorlar, esrar kullanıyorlar.